Merhaba arkadaşlar. Hemen hızlıca lab çalışmamıza başlıyorum. Bu lab içerisinde Advanced Yoktu Configuration, ileri yoktu yapılandırması dersinin labında paket seçimini customize edeceğiz. Bu sistem konfigürasyonu ve NFS kullanımı. NFS Network File System demek ve uzaktaki, yani genel olarak geliştirme sırasında kullanılan laptopunuzda, kullandığınız geliştirme bilgisayarınızdaki Linux partition'ında uzak cihazınızı Linux partition'ını doğrudan sanki board'un bir medyasıymış gibi, board'un bir diskiymiş gibi kullanma yöntemi. Bunun için normalde buraya MMC BDK 0P1 vesaire gibi bir SD kart veya eMMC partition'a verirken, bu da gördüğünüz gibi dev NFS ifadesi yerini alıyor. Bu bir server client ilişkisiyle karşı tarafta da, yani geliştirme laptopunuzda, desktopunuzda neyse, bir NFS server kurulumu gerçekleştirmeniz gerektiriyor. NFS Server sizin makineniz oluyor. Tüm Linux File System, rootfs dediğimiz dosyalar bilgisayarınızda yer alıyor. Board'unuzdan, BeagleBone'dan kalkan tek şey ise U-Boot ve Kernel oluyor. MLO, U-Boot ve Kernel. Kernel ardından uzaktaki file sistemi kendine mount ediyor. Yani bir network'teki, uzaktaki bir paylaşımı kendisi için disk, kendi cihazın üzerindeki bir disk gibi, ana disk gibi rootfs olarak kullanmaya başlıyor. Gelin biz de burada şu söylediği şekilde environment değerlerimizi değiştirelim. Evet. Şimdi öncelikle yeni bir boot arc print etmeden önce eskisine bir bakalım. Bakın, görüldüğü gibi TTS0115200 baud rate'den konsol setting şu eşittirden itibaren başlar. Burada kafa karıştırabilir tanıdık olmayan insanlar için. İlk parametre environment, boot arc environment, ona bitişik olarak eşittir ile atanan şu an highlight yaptığım kısım ise boot arc değeri. Bootarx eşit, konsol eşit, TTS 0 virgül, kafa karıştırmasın. Aslında şurayı tırnak içerisinde düşünebilirsiniz. Şu an highlight yaptığım kısmı. Burada root dev mmc blk 0p2, yani benim SD kartımın ikinci partition'ını kastediyorken, buradaysa NFS olarak network'te bizim göstereceğimiz NFS root, bakın, uzaktaki makinenin NFS klasörü ve burada client IP atama çalışmaları da yapılıyor. Evet, şimdi aynı işlemi yapalım ama öncesinde bootarx değerini bir okuyalım. Ne olduğunu bakın. Burada MMC BLK 0P2 SD kartımın ikinci partition'ını gösterirken root olarak, default olarak. Şimdi ise NFS, yani Network File System'da uzaktaki 192.168.0.1 server'daki NFS klasörünün içerisindeki rootfs'i ana disk, birinci disk olarak rootfs olarak kullanacak. Bu sırada client değerleriyle beraber host ve device MAC değerlerini buraya giriş yapacağız. Onun öncesinde burada yapılmayan bir şey var. Old diyelim veya orijinal diyelim. Bu şekilde eski değeri koruyorum.
Şimdi belirttiği gibi bu tax değerinin karşılığını değiştiriyorum. Kopyalayalım. Boşluk nfs root boşluk boşluk ne yapacağını merak ediyorum. Şimdi ben de interface, bakın gördüğünüz gibi bu şekilde gözüküyor. NFS0 vesaire vesaire. Siz de kendinize göre gözüken interfaz ismine göre Network Manager'ın command line'ında bir bağlantı açmış olacaksınız. Bu bende halihazırda yapılmış durumda. Evet, ikinci bir bağlantı olarak eklemiş oldu. Şimdi bakalım bizimkine pin katabiliyor muyuz? Evet, bizimkisi ayakta ve bizi bekliyor. Biz şu an NFS server'ı kurmadık. Birazdan NFS server'ı kurarak kernel panik olmasını beklerdim açıkçası şu ana kadar. Çok çok güzel, 0.100 ayakta. Sadece 0.100 var. Başka da bir IP zaten aktif değil. Tamam. İkinci bir bağlantı oluşturmuş oldum ben. Sizin için o T1'li gözükmeyecek. Yalnızca Ethernet ve interface, uzun interface isminiz gözükecek. Bu ikinci interface işte USB Ethernet'ten gelen yeni interface'iniz. Normalde BeagleBone'unuz açık değilken bu bağlantı ismini görmüyorsunuz. Network interface diyoruz buna. Bu network interface'i görmüyorsunuz. BeagleBone ayağa kalktığında otomatik olarak oluşuyor. Bu da USB Ether teknolojisi. Sadece bir USB kablo üzerinden iki cihaz Ethernet haberleşmesi yapıyor. Evet. Şimdi NFS Server kurulumuna geçelim. Miktar küçültmem lazım burayı. Şöyle yapalım. Terminalden feragat edelim biraz.
Tamam. Şimdi NFS server'ımızı kuralım bakalım. Evet, şimdi root'un altına yüksek izinli bir NFS klasörü açtık. Birazdan rootfs'i onun içerisine açacağız. Şimdi NFS'i gördüğünüz gibi 777 izniyle burada şimdi. Diyor ki etc exports'tan NFS'in read-write yani mount optionlarının girildiğine emin olun diyor. Alalım. Yani SRV diye OPT altında açabilirsiniz. Bu tamamen keyfinize bağlı. SRV diye bir şey açarsınız veya burada direkt slash. Direkt root'un altına NFS klasör açıldı. Bunlar tamamen keyfe keder. Şuraya konfigürasyon satırımızı girelim bakalım. Buraya yaramaz bir G harfi gelmiş. Onu silelim. Şu satırı tek satır yapalım. Evet, read-write olarak NFS size herkese açtık ayrına. Şimdi çıkıyoruz. Servisimizi restart edelim. Tabi bu sistem 5 servisi. Geçmişe uyum olduğu için restart edecektir. Biz sysctl'den bakalım. Sistemctl status. Evet. Aktif ediyor. Burada bir restart edelim. Sistemd'de. Şimdi evet. Şimdi conflocal içerisine gidelim. Ve add a package to the root fs image. Yani root fs'e bir paket ekleme çalışmasını yapalım. Örnek olarak da drop bir'i ekleyelim. Ve diyor ki image install'u sakın overwrite etme. Ben sana derste öğrettim diyor. Append et diyor. Biz de öyle yapalım. Dikkatinizi çektiyse lab notlarında bu tarz espriler çok da detaylandırılmamış. O detaylandırmazsa biz detaylandırırız. Workspace'ime giriyorum. Burada neler vardı? Yoktu Labs'a giriyorum. Burada neler vardı? Evet. Source diyelim. Her zaman ilk önce bakayım. Sonra ne diyorduk? O e. Tamam. Buraya da girdim. Evet, şimdi. Ama conf local conf girdim. Şimdi burada bakın image install'u bir bulalım. Herhalde bir şeyler yazmışlardır ama.
Image install hiç mi yokmuş? Ha, image features vardı. Şimdi görüldüğü gibi burada, görülmediği gibi fotoğrafın resmin arkasına koyalım. Burada ne numara yapıyorum? Burası hani bu bir satır ama bunu anlamanız için konu satırında bayağı tecrübeli olmanız gerekecek. Burada Pokimeta file'ları içerisinde Chromium Minimal dosyalarına bakıyorum. Onların BB dosyalarına bakıyorum. Bakın Receipts Core Image Chromium Minimal BB'de Image Install için Package Group Core Boot bir ataması yapılmış. Daha sonra da Chromium Minimal MTD Utils BB'de artı eşit MTD Utils eklenmiş. Şimdi biz dolayısıyla local conf'umuza gidiyoruz şimdi. Şuraya bir image install append veyahut da havalı bir şekilde BeagleBones'a ne alakası var? Sırf kullanmış olmak için kullanıyorum. Aman boşluk. Diyoruz image install append BeagleBones'a drop yerimizi ekle. Şimdi bakalım buraya gelelim. Do not override default enable package list but append. Tamam, biz de append olarak ekledik. Drop insert list enable package. Tamam. Tamam. Evet, image install pakete yüklenecekleri tanımlar. İmaja yüklenecek paketleri tanımlar. Dedik. Buradan çıkıyoruz. Haydi şimdi bitbake yapalım. Bakın direkt boot with the updated rootfs demiş. Yani öncesinde bir bitbake yapmamız gerekiyor tabii ki. Başlayalım. Bakın gördüğünüz gibi append işlemimiz gerçekleşti ve makinamızda drop 1 olduğu için şimdi bu derleme gerçekleşiyor. Image install do configure yapıyor. Birazdan diğer tasklarını da göreceğiz. Bakın do compile. Şu an bir task. Bu taskları parça parça da çağırabiliriz tabii ki. Drop 1 için. TRC ile. Ama tabii ki biz Chromium Minimal bir imaj derleme target'ı verdiğimiz için bunlar otomatik olarak işliyor. İşte paketliyor şu an. Ve rootfs'i hazırlıyor.
Çeşitli imaj çıktıları da tanımlanabilir. Ben burada süreyi çok fazla aşamayacağım için ancak bu içeriği yetiştirebiliyorum. İçeriğe sadık kalıyorum. Oldukça zamanımı aldığı için. Bunun dışında RPM, IPK, DEP paketleri olarak da tanımlayabilirsiniz. Burada default RPM olarak paketleniyor. Bunları değiştirebiliriz. Bunları ek derslerle yaparız muhtemelen. Sizlerin de talepleri doğrusunda. IPK paketlerine çeviririz. Ayrıca imajımızı X3 olarak, SPIO olarak, SPIO olarak derleyebiliriz. RAM disk konusuna değinebiliriz. Bunlar hep ek derslerin konusu olsun. Burada ancak bu ütlenin içeriğine sadık kalarak devam edeceğim. Şimdi, dolayısıyla bu işlem tamamlandı. Haydi bakalım. Yeni oluşan imajımızı bizde de bu yıldır environment tanımlı. OE'den dolayı, source OE yaptığımız için kontrol ediyorum. Evet, dolayısıyla bu satır doğrudan çalışacak bende de. Evet, NFS'in altını kontrol ediyorum. Bakın buraya pek çok şey gelmiş. De bunların linklerin kırmızı olması çok normal. Çünkü slash binde gözüküyor. Ama çalıştığında onun için root olacağı için şu an benim makinamda root'un altındaki binde böyle bir şey yok ama NFS'in altında var ve birazdan o root olacak. Bu ZBox'ın kendisi burada. Bakın Drop 1 ve ailesi de burada. Evet. Şimdi dediği gibi haydi board'umuzu boot edelim. Şimdi ne noktada NFS'i yakaladı? Onu bir hissedelim. Bakın SSH key'lerini otomatik oluşturuyor. Bakın. İçerideyiz arkadaşlar. Şimdi şu kernel loglarına bir gidelim. USB 0 açıldı. gEther açıldı. Ayrıca SD kartı da gördü tabii. Bak, NFS File System Mounted Root. Şu an uzaktan cihazımızın ana hard diski kaba tabirle, çok kaba oldu ama ana diski root Efes'i konuya uzak olanlar için detaylandırmaya çalışıyorum. Bakın gördüğünüz gibi uzakta. Mount dediğimde root file sistemin uzaktaki bir cihazdan geldiğini burada görüyorum. Uzaktaki cihaz kim? Biziz. Bakın. Şimdi SSH'ı da bakın açılışta key oluşturdu. Bunu bir kere yaptı. Bir kenara key'ini yazdı. Haydi gelin. Bir de SSH bağlantısı yapalım bakalım. Drop 1'i o kadar kurduk. İnanılır gibi değil.
Evet. Şu an BeagleBone üzerindeki SD kartta EMD U-Boot kernel var. Diğer partition'da ne olup ne bittiği hiç önemli değil. Kernel'a kadar cihazımızın üzerinden kalkıyoruz. Kernel da ayağa kalkıyor. Kernel ayağa kalktıktan sonra özel U-Boot Boot Arcs Environment settingine göre bizim geliştirme makinemizdeki root efesi kendi ana diski olarak kabul etti. Oradan initialize oldu. Oradan tüm Linux boot sequence'ini yaptı. Açıldı. Üstüne üstlük conflocal'dan append etmiştik. Dersten hatırlayın. Neyi? Drop 1'i aman boşluk bırakarak. Ve drop 1 de servisiyle birlikte paketli ayağa kalktı. Hem binary'leri hem servisiyle ayağa kalktığı için de şu an drop 1 server board'un, BeagleBone'un içerisinde çalışıyor ve SSH ile bağlandı. Evet, şimdi choose a package variant konusuna geçelim. Şimdi buradan şimdilik çıkalım. Tamam. Evet, Linux CI staging'de olduğumuza bir emin olalım. Şunu bir çalıştıralım bakalım. Preferred Providers. Evet, burada. Şu Preferred Providers'a bir gidelim. Bu ey Preferred Providers'ıyım, sen neredesin? Evet. Eğer makinemiz BeagleBone yoktu sesiyle, bakın Linux yoktu. Tabii kibar atama. Soru işareti eşittirle. Şimdi şurayı biraz büyütelim. Şu preferred yoktu onun. Preferred provider değerinin peşindeyiz şimdi. Metaconf, machine. Biz MetaTI'dan beslendiğimiz için bu konularda biz tabii ki preferred provider değeri olarak MetaTI'nin içerisine geçenleri benimsiyoruz. Giriyoruz, giriyoruz. Ve biz virtual kernel arayalım. Evet. Evet, değerlerde Linux TI staging olarak görürüz muhtemelen. Bizim include bu gibi geliyor gözüme. Evet. Şimdi
Evet, Linux Dummy'yi seçtirdik. Linux Dummy olarak şimdi BitBake'i derleyebiliriz. Koruyucumuzu artık yeni kernel ile derliyor olacağız. Ve böylece bu çalışmanın tek amacı istediğimiz bu sanal paketlerde istediğimiz tercih edilen sağlayıcıyı değiştirebilip değiştiremediğimizi görmek. Evet. Artık yeni kernel'a derlenmiş oldu. Ben değişikliğimi geri alıyorum. Ki biz MetaTiA içerisindeki versiyonla devam edelim. Döndük. Biz geri geldik. Preferred provider'ı değiştirdiğimizi böylece görmüş olduk. Eski haline alıyorum son değerlememi. Evet, onların hepsi zaten cache'li değerli olduğu için. Evet, biz de örneğimizde virtual slash kernel alt -beagle'la makine tipimizi verdik ve biz de şimdi Linux CI staging'e geri döndük. BitBake tips diyor. Biz bunları ders içerisinde de kaçamak bir lap yapmıştık hatırlarsanız bir önceki derste. TRC ile task'ları listeliyorsunuz. Ki list task'ın kendisi de bir task'tır. BitBake TRC örneğin menü config diyor. Hatırlayın. Encursus liblerini, libencursus blablatire dev paketini kurmanız lazım. Menü config ekranını görebilmek için. Virtual kernel'ınızı tekrar derlemeye zorlamak için. Hadi gelin bunu yapalım. TI staging'i tekrar derlemeye zorlayalım. Şu, burada resim geldiğini ben görmüyorum. O yüzden kusura bakmayın. Aşağılarda işlem yaptıysam. Tref virtual kernel. Nedir? Ben virtual kernel diyorum ama ne diyorum? Preferred provider, tercih edilen sağlayıcı kim şu an? MetaTiA'mdaki Linux CI Staging isimli Linux dosyalarını baz alıyorum. Source'larını baz alıyorum. World tüm paketlerle ilgili yapacağım işlemlerde örneğin run all fetch world. Ne var ne yok indir. Hepsini indir. Biz tabii onu yapmayacağız şu an. Lokal olarak available packages'ten kasıt yani indirilmiş paketler değil, indirilebilir, fetch edilebilir, konfigür edilebilir, compile edilebilir ve install edilebilir paketler nerede bunlar? Layer'larınız içerisindeki, reçetelerinizin içerisindeki paket tanımlarında. Onların tümünü listelemiştik. Bir önceki derste tekrar edelim. Ayrıca giriş videolarını dikkatlice izlerseniz, Receipts yoktu Project.org'dan da bahsediyoruz. Diğer diyor layer'ları, available paketler hakkında, yani indirebileceğiniz, bulabileceğiniz diğer paketler hakkında bilgileri, onların son versiyonları, bağımlılıklarını ve hatta
bakım yapan maintainer'ın iletişim bilgisine kadar bilgileri burada bulabilirsiniz. Burası receipt listesi. Receipt'ler paketleri sağlıyor biliyorsunuz. Bakın. Biraz önce drop 1'de girelim. Bak. Package gruptan da geliyormuş. Tek başına biz drop 1 dedik. Drop 1'i almıştık. Evet, bir ileri adımda TFTP. Aynı bu işlemi yaptığımızın benzeri, yani root FS'i NFS'ten çektik ya, benim bilgisayarımdan, desktop bilgisayarımdan root FS'i mount ettik. Yani uzaktaki bir diski ana diskimiz olarak kullanıyoruz. BeagleBone'un içerisinde MLO, U-Boot ve Kernel var. BeagleBone'da sadece MLO ve U-Boot olduğunu da düşünebilirsiniz. U-Boot, TFTP ile kernel'ı uzaktan, kernel'ın imajını yani Z-Image dosyasını, o 3-4 MB'lık ortalama dosyayı uzaktaki bir makineden çekip RAM'e load etme özelliğini destekler U-Boot. Burada NFS kullanmıyoruz. U-Boot TFTP destekliyor. TFTP ile kernel'ı çekersiniz. Ve o kernel bootarks'a göre o da gider başka bir makineden veya aynı makineden. Uzaktaki host geliştirme makinenizden da NFS'inizi mount eder. Ne oldu? BeagleBoard'unuzda sadece MLO ve U-Boot dosyanız var oldu. Bu çalışmayı daha sonraki bir zamana bırakıyorum. Ama siz Embedded Linux System Development kurs notları içerisinde bu detaylara erişebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.